Ya bir de utanmadan bana önlük takıyorlar. Yani ne alaka, onların gelinleri de mi önlük takmışlar? Nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım şu anda. Ne alaka yani? Önlük takacakmışım. Oldu. Güzelliğimi kıskanıyorlar bence. Kayınvalidem de güzel ya. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle bizi kıskanıyorlar. Kesinlikle. Adım kadar eminim bundan. Aman ne yapayım? Çekemeyen. Artık bilemiyorum artık yani. Ama benim şu an baharatlarımı bulmam lazım. Hiçbir şey beni asla yıldıramaz. Bana bir de bona tak diyorlar ya. Tulum giyeceğim böyle hani. Hastanede çalışan doktor personellerimiz var ya, giyiniyorlar. Aynen ondan giyineceğim artık yani. Ne yapayım? Başka türlü mutlu edemem herhalde onları. Ağzımda kuş tutsam bile mutlu edemem ben onları. Bize bir özür borçlusun. Niçin, niçin? Saçmalama lafı yani olmadı. Ama gerçekten yani bak, yorumun saçması yani, yorum anlamında söyledim. Yine bana de göre değil. Yani, o yorumun karşısında saçmalama lafı olmamalıydı. Hayır. Bak, bilmediğim bir şeyi ben söylemedim mi? Ben ciğeri sevmiyorum, yapmıyorum. Yapılışını da bilmiyorum. Söylemedim mi? Tamam, söylediniz. Beğenmediğinizi de söylediniz. Ama ben hayır, evet. Beğenmedim demedim. Ama ben size saçmalıyorsunuz diye asla öyle bir kelime de söylemedim. Yani sen... Ya hiç olmazsa yorum... sen der ki tamam, sizin kalbiniz kırıldısa... Zuhal Hanım da buradaydı. Hepinizden özür dilerim. Ondan özür dilerim. Bir çocuktan da ters cevap ama o anlamda demedim. Özür dilerim. Yorum anlamında söyledim. Olsun, saçmalama kelimesi olmaz. Yani yorum anlamında. Siz öyle oluyor. Anlamak istiyorsunuz. Bugün öyle anlayacaksınız. Söylesen daha iyi olur. O anlamda değil yani. Hani yorum saçma anlamında söyledim. Bence yorumlarda çok fazla saçmalıyorlar. Yerli yersiz eleştiriler yapıyorlar. Sanki dünyanın sonundan bahsediyorlar. Ya ben anlamadım. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. O yüzden... Onlara laf yetiştireceğim diye yemin ederim her şeyim tersine tersine gidiyor. Bak şu anda görüyor musun? Yine de özür dilediniz, kabul canım ettik. Canım da özür dileriz gene de, kalbinizi kırdıysa. Dilemedik ya. Diledi. Şimdi diledi. Hayır, az önce de diledi. Hayır, özür dilerim gerekiyorsa dedi. Evet, yani, gerekiyorsa dilerim. Gerekiyorsa de şey... özür dilerim, kusura bakmayın diyeceksin. Yalnız canım özür şey... diledim ya şimdi, evet. Kusura bakması ne? Tekrar özür dileyin yüksek sesle. Kusura bakmayın. Ama siz gene yanlış anlıyorsunuz. Ben yorum açısından dedim. Yüksek sizin kişilikle bir daha şey söyleyin. Yüksek sesle söyledim. Diledim. Duymadık yüksek biz. Hayır diledim. Bak ben sesim olsa ya. Ne diyeceğim? Arkadaşlar özür dilerim. Kusura bakmayın. Hem kendim için hem kendim için özür dilerim. Teşekkürler. Kerim'im kendi adına dileyebilir eğer yanlış bir şey yaptıysam. Ben kendi adıma kusura bakmayın dedim. Maşallah. Ne maşallah? Bunun yanında bu mu gelmiş? Yanına hiçbir şey yok. Gelir daha. Niye, ne var ki, ne oldu? Ha, bunun yanına böyle olmaz ki. Bunun nesi yanına, var? Bunun nesi var? Küçücük. Bu da bir lokma ağzıma koysam tadını bilemeyeceğim. Acaba tadı nasıl? Zaten bir lokma alıyorsunuz. İkisini koy, üçünü koy, o zaman tadını bileyim. Zaten bir lokma alıp beğenmedim demiyor musunuz? Hayır, iki üç lokma alacağım ki onun ama ilk önce... vicdan azabını çekmeyeyim de. Sen bize seyircilerimiz için de hatırlatır mısın? Çiğ börek var, hollucay mıydı? Haluca. Nereye özgüydü haluca? Haluca. Herkes. Haluca mı? Herkes. Bunun yanına közlenmiş bir turşu olurdu veya bir patlıcan közlenmesi olurdu. Hı. Kırmızı biber közlenmesi olurdu. Hı. Bunun yanına onlar giderdi yani. Küçücük mü ikram ediliyor normal hayatta? Yani normal hepsiyle yapılır. Yani normalde ama tabii ki... Az mı yaptın bunu kızım? Ama şimdi evet çok az yaptın. Üç tane falan yani, gözümüz doysaydı en azından. Bence karnınız doysun lezzetiyle. Karnınız doysun lezzetiyle. Karnınız kadar da bir şey yok ki. Bu ne? Şekli falan hiç uymamış. Daha balığım var. Bu ne ya diyorlar, bu kadarcık şey yapmışsın falan diyorlar da. Yani... Yemiyorlar ki zaten. Bir kazan yapsam da yemeyecekler. Allah'ım var ya. Bana şovmen diyorlar ama kendileri şovmenin kralı. Bu ne? Allah Allah. Ne oldu? Bir lokma koy ağzına tadını bilme. Eskişehir'imize yakışmamış. Havluca'dan havluca olmuş. Neyden? Hallice olmuş. İşte onun adını da bilemiyorum. Yormamış yani. Havluca. Evet. Halucaydı. Yani. Yanlış söylemiş. Su alabilir miyim? Ya bu şaka gibi yani. Bu çok küçük olmuş kadar. Havluca biraz daha büyük olmuyor mu? Ve yapılış şekli böyle mi oluyor? Havluca iki tane olunca. Havlucanın yapılış şekli. Hamuru böyle mi yapılıyor? Hamuru da yiyil olmamış. Havluca böyle yapılmıyor ki. Havluca deyince şöyle bayağı büyükçe, benim bu çiğ böreğin kadar büyüklüğünde ve de katlaması ortaya katlanan bir hamurdu. Ortadan katlanarak. Yine o şekilde katlanması gerekmiyor. Gerekir ya. Hayır. Madem havlucaysa öyle bekledim. Yani bu hayır, ne? Bunu ben hiçbir şeye benzetmiyorum. Şöyle ay şeklinde de katlarsınız. Yok kesinlikle. Onu da havlucayı aç, bak
kesinti bu şekilde katlama bir halluca ben görmedim. Bu eşeğe ihanet olmuş resmen. Bu benim bu yediğim şimdi gören halkımız 82 milyon halk. Eşeğe gelip de çiğ börek yiyip hevesi kalmaz. Hevesi gider yani benimkini görünce. Niye, ne demek ki demek şimdi? Ki yani der böyle şekliyle bilmiyorum görüntüsüyle falan iştahı kaçar. Bir kız iyi lütfen bir iyi iştahı kaçsın. Bir bakın yani. Bakın. Yani olsun yine de böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir çiğ börek olmaz. Alabilir miyiz tabii ki? Çiğ böreği küçük buldular porsiyonlarını. Yani şekli de olmamış zaten. Şekli de olmamış diyorlar. Kesiyorum kesiyorum. Hiç kabarmamış. Böyle bir çiğ böreği çıkartamazsın önümüze. Öğrenmek zorunda gerçekten de değil. Ama öğrendiksin. O zaman sen bunu yapmak zorunda değilsin. Niye kabarmayayım bu yaşmaya? O zaman internet açıp bir inceleyecektin. Nasıl yapılıyor? Ben internette açtım. Sen bunu neyle yoğurdun? Ne kattın hamuruna? Elimle yoğurdum hamuruna. Ne kattın hamuruna? Neyle yoğurdun? Çiğ böreğin hamuruna. Bunu böyle getirmişsin. İki lokma. Çiğ böreğin hamuruna. Bir saniye teker teker. Ben altımdan ölüyorum. Gerçekten kan şekerim düştü. Efendim? Kan da bayılıyordum. Kan şekerim düştü. İyi. Dedim gideyim bir yemek yiyeyim. Var işte. İki tuzlu. Neyin tuzlu? Ne, bir de gitsem de doymam ki. Bir lokma acaba bunu düşünüyorum gitsem. Tamam onu yiyin. Bunun daha da devamını getirsin size istiyorsunuz. Tadını mı bileceğim yoksa nasıl? Yani yutacağım ama tadını bilemeyeceğim. Hangisi? İkisi üç olsa da. Bunun adı ne? Bir tadına bakın. Mantı mı bu? Bir çeşit mantı. Bir çeşit mantı. Ama evet. Mantı bunun mantı. Birini ikisini yiyecek ama mi bilemem tadı? Ama bu bir çeşit mantı. Patatesli mi oluyor bu? Patatesli. Yani, patatesli evet. Evet. Tamam yani istiyorsanız yani, bir tane daha getirir doymasın. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çiğ böreğin zaten hamuruna yumurta katılmaz. Un, su ve tuzla yoğurdum ben hamurunu. Ardından evet zamanım yetmediğinden dolayı aceleyle açtım. Bunu kabul ediyorum. Belki tadında tuzunda eksiklikler de olabilir. Bunu kabul ediyorum. Onu da inanam bakacağım. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Ben hayatımda, gerçi hayatımda demeyeyim de ilk kez çiğ börek yaptım. İlk kez çiğ böreği denedim ve gayet çok da güzel oldu. Görüntü itibariyle Allah'tan yamuk yumuk yapmadım. Görüntüsü de çok tatlı ama evet gerçekten küçük. Buna sonsuz bir şekilde katılıyorum. Benim gelinim mesela restoranları olduğu halde ve devamlı yaptığı halde dün bir gün önce pazar günü yine denedi. Sizin geliniz restoranları olduğu halde o kadar kolay bir menü seçmiş ki yani. Hani benimkine de zaten kolay dediniz. Gelinizin menü de sadece ışıltılar gördüm yani anne kayınvalidemin anlattığı kadarıyla. Menü kolay mıydı? Işıltılar lütfen. Da yenmiyor maalesef gerçekten. Aman aslında tam yemekte de oynamaya gelmiştim buraya yani. Yok. Oynamaya mı? Dört dörtlükte. Bu menüde hiç olur değil. Canım ben şimdi bunu yiyeceğim beyebilir miyim? Yok efendim. Dur yiyin bakalım. Hayır maalesef yok. Efendim ne yok mu? Bundan yokmuş. Hayır maalesef yok. Hatice Hanım tadı nasıl çiğ böreğin ve halucanın? Çiğ böreğin tadı hiç hoşuma gitmedi. Niye? Yani çiğ börek gibi değil. Hamuru beğenmedim. Kalın. Hamuru kalın, kalın diyorsun. Evet. Dün de kalın bulmuştum. Şekli bozuk. Evet. Yani çiğ börek. Mantı nasıl halluca? Halluca iyi olmuş. Yani fena değil de daha çok olmasını isterdim. Porsiyonu az mı? Porsiyon evet az. Devamı yok mu dedin? Evet. Maalesef devamı yok. Ben bir tencerede yapsam zaten tamam. Bir tane... Devam olsaydı alacaktım. Ben zamandan kazanmak adına kendimi bu şekilde yaptım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.